Aslında optik diyebiliyoruz. Bilim aslında optik kendi kendine bir bilimdir. Mesela gözlük kullanan var mı? Gözlüklerin yapısı da bu şekildedir işte. Yani odak noktası işte ışıkların toplanma yeri farklı olduğu için daha uzağa daha iyi görebiliyoruz. Biz bakın kıtalar en eski halini görüyorsunuz. 250 milyon yıl önceki hali. Günümüze doğru yavaşça yaklaştırıyorum bak. Yaklaştırdım. Tamam olmuyor. Ne oldu? Antarktika zaten yok oldu. Neden? Suların altında kaldı çünkü. Ve buradaki Akdeniz ve Ege Denizi de tamamen yok oldu. Suların altında kaldı. Yani karalar geldi. Daraldı diyebiliriz baba. Bakırlığında koşarak ağaç koltuklarına saklanan insanlar gördüm. Onlar bir şekilde heyecanlanıyor. Siz de olsanız, tam tutulmayı görseniz müthiş heyecan duyarsınız eminim ki. Bakın az önce ne dedim? Örneğin şu anda bu parçalı tutulmayı gözünüze zarar verebilir. Zarar verebilecek şey yukarıdaki teleskoplar. Yukarıda eğer bir teleskop boş, tek başına duruyorsa, başında bir uzman yoksa sakın o teleskoptan bakmayın. Yanında birisi varsa, ben varsam, bir başka hocamız varsa. Dünyanın dört yerinden geldiğiniz insanlar. Japonya, İngiltere, Kanada, Afrika'dan gelenler, Polonya'dan gelenler. Tam tutulma anı bilim adamları için çok önemli. Bilim adamları işte bu anı bekliyordu. Güneşi gözlemleyebilmek için, kaç katmanı gözlemleyebilmek için bu anı bekliyordu. Aynı zamanda anlatıyorum ve kocaman bir ekibimiz vardı. Çekim yapıyordum. Bakın tutulma bu kadar sürdü. Kendi inançları doğrultusunda ayinler düzenliyorlar, danslar yapıyorlar, gösteriler yapıyorlar. Böyle bir şekilde olduğunuzda tam tutulmayı görebiliyorsunuz. Bunun dışında eğer bir yerdeyseniz, örneğin veya biliyoruz, tutulmalar iki tane tutulma duyarsınız. Ya ay tutulması ya güneş tutulması. Güneş veya güneş doğmadan önce şafak vaktinde kızarır böyle gökyüzü. O kızıl yani uzun dalga boylarının atmosferde kırılarak soğurulmadan bu kameranın esas eskisi tam tutulma sırasında çıkacak. Birisi güneşin kaç katmanını gösterirken görülüyor. Bu güreş filtreleri yaklaşık 11 yılda bir maksimum konuma geliyor. Yani çok fazlalaşıyor. Yiğit biraz geri çıktı. Ve ilk temas başladı arkadaşlar. Soldan tam girdi. Evet. Tam soldan geldi. Neden böyle oldu? Çünkü ay şimdi güneşin solundan. Tamam.
Evet, çünkü güneşin ışığı çok parlaktı, ayın yüzeyini göremiyorduk. Ama şimdi görebiliyoruz. Oradaki siyah boyutu ay olduğunu görüyoruz. Yani yeni ayın en yeni gıcır gıcır evresini görüyoruz aslında. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olaraktan Müzeyyen Erkul Bilim Merkezimiz mevcut. Bilim Gaziantep diye bir ekibimiz var. Ekiplerimiz ortak çalışaraktan Kültür Daire Başkanlığımızla beraber bugünü Gaziantep'teki bir farkındalık günü oluşturmaya çalıştık. Bugün Gaziantep'ten birçok okuldan öğrencileri buraya getirdik. Yetişkinlerimiz de geldi, talep topladık. Yaklaşık biz 200 kişiyle bu etkinliği yapmak istiyorduk ama çok ilgi oldu ve 600'ün üzerinde bir misafirimiz de bugün etkinliği gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezimiz özellikle gençlerin yeni dönemde farkındalıkları oluşturacak etkinlikler yapıyor. Biz daha önce NASA sergisi getirdik. Orada astronomiyle ilgili özellikle çocukların, gençlerimizin astronomiye olan yatkınlıklarını, onların ilgilerini daha artırmak için bunu yaptık. Şu anda Bilimin Sultanları sergisini getirmiş bulunmaktayız. O sergiyi açacağız. Yani Gaziantep'te gençlerimizle, herkesle bilimi nasıl beraber yaşayabiliriz, nasıl farkındalık oluşturabiliriz, hep beraber deneyimleyerekten yaşıyoruz. Bu etkinliğimiz amatör astronominin her yaş grubuna, her kitleden insana ulaşması için bir fırsat olarak düşünüyoruz. Çünkü bir sonraki parçalı tutulma dahi 5 yıl boyunca Türkiye'den görülmeyecek hiçbir noktadan. O yüzden bunu fırsat bilip mümkün mertebe bütün insanlara amatör astronomiyi yaymak, güneş tutulmasına, bununla ilgili hem bilimsel hem mitolojik hem efsanelerini kapsayan sunumlarla zenginleştirerek insanların gökyüzüne ilgisini arttırmaya yönelik bir çalışma yaptık. Bu da çok keyifli geçti. Güneşin %50'si kapandı. Optik olarak birçok yerde insanlar tutulma gözlüğü veya teleskoplar olarak gözlemleyemeselerdi ufacık bir iğne deliğinden bir kartondan geçirerek bunların güneşin o andaki evresini yansıtarak bunu gözlemleme şansını elde ettiler. Heyecan duydular. Bizim de temeldeki amacımız o heyecanı yüksek tutabilmekti. Bizim için de çok heyecanlı ve keyifli bir etkinlik oldu. Boş sandalyeye oturun. Tek sıra.